Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir konu ile beraberiz. Hatta dün Coşkun Bostancı kardeşim, yarışmacı, beraber podyumda yaptık. Beraber kupalar aldığımız bir kardeşimle. Abi dedi işte, insülin çeker misin? Hem bilgi istişaresi yaparız hem de bilgileniriz falan. Genç kardeşlerimizle veya abilerimizle, hani bu hocalar bu kadar bilgiyi nereden öğreniyor diyorsunuz. Onun sorusu şu: sadece araştırma yetmiyor, tecrübeli insanlar, yarışçılar, hatta bizden küçüklerden aldığımız bilgiler, büyüklerden aldığımız, yani bilgi okyanus ve bir vizyon sahibi olmak istiyorsanız tabii ki bir analiz yeteneğiniz oluşacak ilerleyen zamanlarda. Bu bilgiyi insanlardan da öğrenip bilimsel tezlerle bir proje haline getirmeniz gerekiyor. Baştan insülin konusuna girmeden önce tekrar uyarılar ve hatırlatmalarda bulunayım. Şimdi yapılan ufak tefek hatalar var. Şimdi steroid kullanımı zaten karar mekanizması biz olmadığımızı sürekli söylüyoruz. Yani bu kişisel bir tercih ve bilimsel olarak da çok dikkatli olunması gereken bir tercih. Hele konu insülinse steroidlerden çok daha fazla düşünmeniz gereken bir durum var. Ha, ben kendi yorumumu da hemen ekleyeyim. Bence müsabık sporcular yapması gerektiği bir durum. Yani kesinlikle amatör sporcular, yani amatörlükten şu, yani atletik bir fizik yapmak istiyorsanız çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun için insülin gibi tabii ki pozitif yönünün çok fazla olduğu, fakat da negatif yönünün de inanılmaz fazla olduğu bir hormonun dışarıdan alınması sıkıntılı. Doğal yollarla insülini dengelemek de mümkün olduğunu düşünürsek, tabii ki beslenmemiz çok buna uygun bir durumda olduğu zaman zaten doğal yollarla da bunu kontrol altında tutup insülin hormonunu efektif kullanabilirsiniz. Ama dışarıdan alımda dediğim gibi profesyonel bir kullanım gerekiyor. Onun dışında temel şeyleri bahsedeyim. Yani vücudumuzun doğasındaki insülin nasıl bir mekanizmayla çalışıyor, bundan bahsedip kullanımıyla alakalı anekdotlarımı söyleyeyim. Tabii ki çok fazla kullanımı var ama ben temel kullanımdan bahsedeceğim. Çünkü diğer zaten bir risk var. En az riskli olan durumundan bahsedeyim. Size aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi proteinler ribozomlar tarafından üretilir. İnsülin olmazsa ribozomlar çalışmaz. Yani hepsi birbirine bağlantılı. O zaman biz bundan ne çıkarıyoruz? Protein artı kas demek ise, kas geliştirmek işin içindeyse, bu açma kapama düğmesi gibi düşünün. İnsülin hormonu kesinlikle olmalı. O zaman nedir? İnsülini peki nasıl salgılatabilirim? Nasıl bir durumu var bunun? Salgılatmak için şimdi hep beslenmede bir projeden bahsettik ya. İşte beslenme şöyle olacak, beslenme böyle olacak. Bir de kitaplarda şöyle bir durum vardır. İşte yağ yakarken kas geliştiremezsiniz durumu vardır. Bu artık bir hurafe oldu. Beslenme bir proje olarak düşündüğümüz zaman, yani iki öğün kadar insülini düşük tutarsak bu mümkün. Tabii ki karbonhidratın da kesinlikle gelişim ve büyümedeki rolünü kenara atamayız. Onun için benim tavsiyem şu olabilir insülin için. İki öğün, işte insülini düşük tutmak için kan şekerini düşürmek gerektiğini düşünürsek, yani en basit mantıkla erken saatte karbonhidratı kesmek. Zaten glikojende biriken bir şey olduğunu düşünürsek o zaman ne yapacağız? Aynı oranda bir karbonhidrat tüketebiliriz, fakat saatlerle oynamalar yapabiliriz. Bir protein işte illa da çok kalori açığı oluşturacaksınız diye bir şey yok. Doğru planlama ile bunu sağlayabilirsiniz orta vadede. Şimdi tekrar insüline dönecek olursak, antik katabolik doğası kadar anabolik yapısı da çok önemlidir. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Vücut bir miktar protein sentezler, bir miktar parçalar. Kas inşa etmek için ise şunu unutmayın: katabolize ettiğinden daha fazla protein sentezlemeniz gerekiyor. Yani bu şuna benziyor. Finansal bir zekanız olduğunu düşünün. Çok para kazanıyorsunuz. Çok parayı kazanmak değil, tutmak çok önemlidir. Aynı şekilde vücuttaki matematik de budur. Yani kas geliştirmek istiyorsanız ne kadar aldığınız değil, ne kadarı tuttuğunuz çok önemlidir. İnsülin hormonunda şöyle bir glikojenden işte karbonhidratı kullanan enzimleri de
uyardığı için açıkçası yüksek şekilde karbonhidrat kullanımını da işte destekleyen bir durumu vardır. Ve o hormonu da işte insülin hormonuyla birlikte işte karbonhidratı enerji olarak efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu kadar şeyini anlattım. Avantajlı durumlarını anlattım. Bir de bu işin diğer yüzü var. Ne yazık ki kandaki trigliseridi parçalamaz. Yani yağ asidine dönüşmediği için yağ depo olarak kalır. Yani karbonhidratı kullanırken ve yüksek enerji, yani bu vücut kompozisyonu için iyi bir durum değil. Fakat kas büyümesi, işte kasların yüksek enerjiyle çalışması ve işte ölçü, performans hepsinde çok yararı olacaktır. Fakat işte yağ asidine dönüşüp kullanılamadığı için sıkıntılı tarafı da insülinin budur. Peki ben profesyonel bu işi yapacağım, büyümek istiyorum. Ne yazık ki olmazsa olmazlardan biri olduğunu düşünürsek kullanmaya karar verdiniz. Peki ne yapacağım? Şimdi kullanmaya karar verdikten sonra şunu unutmayın. Ters mekanizma ile çalıştığı için growth hormonla bu yağlanma kısmından en azından en aza indirgemek için aslında GH hormonla birlikte önerilir. İşte ve çok efektif bir şey alabilirsiniz. Yani tek başına insülin hormonu kullanmak ne yazık ki birazcık çok yağlanmayla sonuçlanıyor. Growth hormonuna çok daha efektif. Hatta hücrenin içine taşıma özelliği olduğu için growth'u da daha efektif hale. Yani growth tek başına kullanıldığında ne yazık ki bir kısmı ziyan, hatta çöp diyenler vardır. Tam katılmasam da kısmen katılıyorum buna. Kesinlikle böyle bir durum var. Şimdi kullanımda ne yapmam gerekiyor? İşte nasıl olacak? İşte kullanmaya başlayacağım. Yani en klasik yöntemi ticari şekillerde tabii 5-6 tane uzun esterler falan olmasına rağmen ben Humulin ve Humulin R'den yanayım. Bunların saatleri daha uygun vücut geliştirmeye. Yarılanma ömürleri. Şimdi ilk hafta için şunu söyleyebilirim. İlk hafta bence idman sonunda kullanmaya başlayın. Yani bu şöyle olabilir. İlk gün başladığınız 2 ünite, ikinci gün 3 ünite, üçüncü gün 4, 5'i yakalıyorum. 5'te devam ediyorum. İlk haftayı öyle tamamlıyorum. Peki nasıl yapacağım? Antrenman. Bence antrenmanı çok geç saatlere bırakmayın. Çünkü karbonhidrat almanız gereken bir döngü var ortada. Yani kan şekerini çok aşağı düşürdüğünüz için sorun değil ama yani gün ortasında antrenman yaptığınızı düşünün. 5'te antrenmanımı yaptım. 6'da bitti. 6 çeyrek gibi. Şimdi insülin güzelliği zincir amino asitleri, BCAA'ları kasın içine taşıma gibi muhteşem bir özelliği var. Yani çok efektif kullanabiliyorsunuz. Bunun için yapılabilecek bir şey şu. 300 mg bir üzüm suyu, kreatin, glutamin, BCAA müthiş bir şey olacaktır. Çok efektif bir şekilde bunu kullanacak ve kasın içine yollayacaksınız. Yenilenme süreciniz her şeyinize yardımcı olacak. 15 dakika sonra da protein shake'le devam edin. Proteini kullanmaya devam edecek. Bakın supplementlerde diyoruz ya gereksiz supplementleri yüklemeyin falan. Bunda tam tersi, supplementler çok büyük bir silah haline dönüşüyor insülin kullanımında. Çok da yararlı ve hızlı emilip sindirildiği için çok avantajlı duruma geçiyor. O zaman işte o supplement masraflarını yaparsanız sizi utandırmaz. Sonrasında 6'da idman bittiğini düşünmüştük. 8'de protein ve karbonhidrat ağırlıklı güzel bir öğün yedik. Yani büyük bir öğün yedik. Aslında bir üniteye 10 gram hesabı vardır. Ama onun üzerine çıkabilirsiniz. Yani sonuçta minimum o şekilde olsun. Güzel bir proteini şey yaptık ve en efektif şekilde o öğünü ve o 2-3 saatlik dilimi kullanmış olduk. Ve kaslarınızdaki volüm, işte büyüme, karbonhidratı efektif kullanma, proteinleri taşıma gibi yani biraz över gibi oldum ama böyle müthiş bir şeyden yararlanmış oluyorsunuz. Şimdi ikinci haftaya geldiğimde bu döngüyü sabah ekliyoruz. Bakın diğer yerde 5'i yakalamıştık. Bence bir kere de 6-7'yi geçmeyin. Ama tabii 30'a 40'a kadar çıkanlar var. Bu benim tarzım değil. Benim size aktarabileceğim minimum şartları aktarabileceğim. Kendim çünkü ilaçta da çok dozdan yana olmadığım için insülinde de size öneremeyeceğim. Zaten bir mutlaka insülinle profesyonel geçiş yapacaksanız çok doktor, yani
Hani diyorduk ya steroidde doktor kontrolü. Bunda 5 kere daha doktor kontrolü. İşte kan şekeriniz, bilmem neyiniz, her şeyinizi bittikten sonra kontrol edersiniz. Tekrar döneyim. Sabah 2 ünite, pazartesi, salı 3, 4, 5. 5'e 5 yaptığımı düşünelim. Örnek veriyorum. Yine aynı döngü. Sabah üzüm suyu, bilmem ne işte. Bunları toparladıktan sonra yine 15 dakika sonra protein, 2 saat sonra yemek. Günde 2 kere almak yeterli olacak. Tabii makalelerde okuduğum birkaç örneği vereyim. Hani siz bilin diye söylüyorum. Aslında 3 kere de insülin alınabilir. Bu çok çok daha profesyonel bir durum oluyor. Bu da şöyle bir durum. Antrenmandan 2 saat önce başlıyorsunuz. Bu tabii ki tüm gününüzü insüline ayırmakla alakalı bir durum. Yani artık biraz antisosyal yaşayacaksınız ama ben bunu yaparım diyorsanız aynı, hemen hemen aynı döngüyü işte Vitargo ekleyip karbonhidrat tozlarıyla yapabilirsiniz. Öğün yiyemeyeceksiniz. Fakat işte 2 saat önce başladınız. Yani 1 saat de diyebilirim. Hızlı karışan bir şeyle düzelteyim hemen. Aynı işte 10 kreatin, BCA işte, ondan sonra antrenmanı yarım saat kala karbonhidratlı bir şey tüketiyorum. Hızlı karışan. Bu Vitargo olabilir. Yani kaliteli bir karbonhidrat tozuyla. Ve antrenman boyunca güzel bir shake hazırlayıp yudum yudum içebilirsiniz. Ve bu şekilde de bir kullanım şekli var. Profesyonellerde, özellikle Mr. Olympia seviyesinde böyle kullanımlara da rastladım. Yani bilgi olarak sizde kalsın. Temel bilgiler olarak verebileceğim bu. Üçüncü haftada yine bence 3 ve 4'te artık kaça ulaştıysanız bu şekilde gidin. Benim tabii ki bunu çok uzun aylarca yapanlar da var ama en sağlıklı kullanımı, en az riskli durumu 4 hafta. 4 haftadan sonra ne yapacağım? Bence 4 hafta ara verip sürekli devam edilebilecek bir durum var. Ama bazı işte yazılardan tekrar ve araştırmalardan ve uygulama şekillerimizden söyleyeyim. 4 hafta yapıp çok uzun süre ara veren de var. Birkaç ay, 4-5 hafta, işte 7-8 hafta. Ama 4'e 4 devam ederseniz yıllık bir plan çıkarıp zaten anabolikler de devreye girecek, growth girecek. Çok daha iyi yararlanabilirsiniz. İnsülinle anlatabileceklerim bu kadar. Tabii daha da böyle derin konulara girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir de şu tavsiyem var. Bazı hormonları dışarıdan almamız, yani her şeyi dışarıdan alıyoruz ama vücudumuzda olan hormonlar bunlar. Bir kere şunları araştırın. Biz burada anlatacağız ama işte testosteron nedir, işte protein metabolizması nasıl çalışır? Önce natürel olarak vücutta bunların nasıl çalıştığını algılarsanız, dışarıdan aldığınızda da işte bir beslenme, bir proje oluştururken zorlanmazsınız. Size tavsiyem bu olacak. Genç kardeşlerim şimdi şöyle, insülinin natürel olarak dengeleyemeyen bir vücutçu zaten başarılı olamıyor. Yani işte kalori açığı oluşturma, bilmem ne, kan şekeri düştüğünde insülin ne olur, işte karbonhidrat alınca insülin nereye çıkar. Aslında insülin hormonu mantık olarak hani vücutta sizin ölmemenizi sağlayan bir unsur. Öyle düşünün yani. Aslında tamamen savunma mekanizması gibi de düşünebilirsiniz. Bunu spora işte enfekte, yani şey yapmak, eklemek çok kolay bir durum. Natürel olarak da işte insülin dengenizi yakalarsanız zaten çok daha işte dışarıdan almış kadar da %50 kadar da zaten avantajlısınız. Ama dışarıdan aldığınızdaki durum bu. Riskler bu. Yine tekrarlıyorum. İşi podyumu olmayan bence insülinden uzak durmalı. İnsülinsizde çok iyi vücutlar yapılabilir. Çok yüksek insülinde de ne yazık ki diyaframın öne çıkması, yani işte iç organ büyümesi, bütün riskler çok yüksekte. İşte anti estetik bir durum oluşuyor. Diyoruz ya, yani göbekli vücutçular var. Yani yüksek insülinden dolayı ve growth'la birlikte birleşiminden dolayı oluyor. Onun için bu riskleri de unutmayın. Hoşça kalın. Diğer videomuzda buluşmak üzere. Daha çok videolar çekeceğiz. Bu ara biraz yoğunum. Biraz 3-5 gün aksadık ama kışın çok hızlanacağız. Yani hedefim Allah izin verirse bazen günde 2 video bile atacağım durumlar var. Bazen böyle aksıyoruz. İnsanlar yazıyor. Kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı değerlendiriyorum. Ama işte şöyle belli bir toparlamam gerekiyor. Doğru bilgilerle, işte doğru cümleleri bulmak da aslında, hani bilgi bizi
şöyle, bir bilgimiz var ama bunu size en saf ve tecrübemizle anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa şimdi şöyle bir şey de var. Daha da tekniğe girmememin nedeni şu. Sizin anlayabileceğiniz gibi bunlar hani işte bilmem ne bağlanmasından şuraya bağlanır falan bilmem ne, kitap bilgisinden ziyade kitapla tecrübemizin birleşimi bir bilgi aktarmaya çalışıyorum. Yaşamadığımız, kullanmadığımız hiçbir şeyi anlatmıyoruz. Ve son olarak tekrar şunu söyleyeyim. Kanalımız böyle steroid kanalı teşvik eden, kullandırmaya yönelten değil. Bu işi artık yapmaya karar vermiş insanların yanlış yapmasını engellemek. Hiçbir kaygım yok. Natürel sporunuzu yapın. Hatta natürel yapanları da sonsuz destekliyorum. Saygı duyuyorum. Spor sağlık içindir. Ama vücut geliştirme underground bir durumdur. Ne yazık ki sağlıksal riskleri vardır. Bunu da en aza indirmek, dikkatli kullanmak ve düzgün bir yaşam. Sigara, içki, alkol ve olmayacak ve dinlenmenize vakit ayıracağınız bir spordur. Çok komplike bir spordur biliyorsunuz. Onun için dünyanın bence 3-5 en zor sporundan biridir. Onun için karar verirken dikkat edin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.